Efendim merhaba. Evet, yine farklı bir günde detay programında birlikteyiz. Tabii ülke gündemindeki çeşitli konuları tartışıyoruz zaten her gün. Bugün özellikle de üretim konusunu yine konuşmaya çalışacağız. Özellikle bizim tabii dikkatli izleyicilerimiz farkındadır. Özellikle salı akşamları köy köy gezdiğimiz halk meclisi programında birçok üretimle ilgili çeşitli sıkıntıların, çiftçilerin olsun, hayvancıların olsun, sıkıntılarını ortaya koyuyor insanlar zaten. Bunlarla ilgili çözüm arayışları sürekli devam ediyor. Sabah Tarım Bakanımız bu stüdyodaydı. Şimdi de üretici birliklerinin temsilcilerinden Sayın Cemal Darbaz Hayvancılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi bizlerle birlikte özelde hayvancılığın büyükbaş, özellikle büyükbaşın geldiği nokta ve tabii daha genelde de üretimde yaşanan sıkıntıları konuşmaya çalışacağız. Çünkü üretimin olmadığı bir yapılanma hayatta kalamıyor. Bu devletlerin bir gerçeği. O yüzden özellikle Avrupa Birliği'nde ne kadar çok üretime destek verildiği çeşitli örneklerle ortaya konuyor zaten. Üreten toplumlar haliyle ayakta kalıyor, kazanıyor. Üretimden kopanlar ise şu an bizim içinde olduğumuz durum gibi mutlaka bağımlı bir yaşam sürme noktasında kalıyor. O açıdan sıklıkla üretimi konuşuyoruz. Diyalog TV'de üreticilere ayrı bir her zaman paragraf açıyoruz. O yüzden yine o gün böyle bir paragraf açtığımız günlerden birindeyiz. Evet, hoş geldiniz Sayın Cemal Hoş bulduk Aytu Bey. Darbaz. Sizinle zaman zaman programlar yapıyoruz. Her yaptığımız programda da bir daha sonrakine daha iyi şeyler konuşmayı ümit ederek kapatıyoruz programı ama günün sonunda karşımıza hep benzer sıkıntılar, Evet. aşılamayan sorunlar, hatta üzerine sorunların üzerine sorunlar binen Sorunlar ekler. bir noktada kalıyoruz. Bir kez daha bugün yine özellikle hayvancıları, genelde de üretimi konuşalım. İşte son günlerde bakıyorum, böyle olumlu bir hava var. İşte teşvikler, artırılan teşviklerden bahsedilir. İşte süt konusuyla ilgili yapılan zamlardan bahsedilir. Yani genel bir sanki hava iyiymiş gibi bir mesajlar veriliyor. Nedir? Genel bir girişe başlayalım. Aytu Bey, öncelikle çok doğru söylediniz. Ben de çok istiyorum. 40 yıl var bu memlekette. Hep aynı konuları konuşuruz ve sorunlar azalacağına her eklenerek devam etmektedir. Ben de sizin temennileriniz gibi yani her programda veya her geçen gün daha iyiye gitmeyi ben de çok en büyük temennilerimden biridir. Fakat ben görüyorum ki her geçen gün çok daha kötüye gitmekteyiz. Örneğin mesela aylar var bu doların yükselmesinden dolayı hayvancıda çok büyük sıkıntılar olmaktadır. Çünkü bizim tüm kullandığımız malzemeler yurt dışından, ham maddeler yurt dışından geldiği için çok büyük bir sıkıntıya düşmüştü hayvancı. Tabii bu sıkıntıdan dolayı biz hemen süde belli bir ölçüde zam yapılması gerektiğini kanaatine vardık ve bizi idare edenlerle aylarına bu konuları konuştuk. Günün sonunda tabii burada bizi idare edenler televizyonlara çıkıp hayvancıya çok büyük miktarlarda teşvik verdiklerini açıklıyorlar. Öyle bir rakamlar söylüyor. Biz dinlediğimizde acaba başka bir memleketin idarecisi mi konuşuyor diye kendimize sormaktan alamıyoruz bu soruyu sormaktan kendimize. Nedeni de Aytu Bey, şimdi biliyorsunuz bu navlun desteği dediği bir destek var. 35-40 milyonluk bir destek veriyorlar imalatçılara. Bu desteği ne için veriyorlar? İmalatçılar bu Araplara, üçüncü ülkelere hellimi ihraç edesinler diye. Satabilirsin. Bu tabii bu teşviki hayvancıya verir gibi göstermektedir. Bizim idarecilerimiz onu da hayvancıya verir gibi gösterip rakamları acayip şekilde yükseltiyorlar. Ben buradan çok iddialı söylüyorum ve bizim şu anda idarecilerden tek bir isteğimiz var. Bizim sütümüzün gerçek fiyatını,
hesaplayalım. Maliyet fiyatını, gerçek fiyatı dediğim bir kilo sütün kaç paraya mal olduğunu hesaplayalım. Bize kesinlikle teşvik vermesinler. Hayvancı teşvik istemiyor. Hayvancıya veririz dedikleri teşvikleri tüketici daha ucuza tüketebilsin diye bu bize verilen teşvikleri tüketici daha ucuz kullansın diye tüketiciye yansıtsınlar diye bizim çok ısrarlı bir duruşumuz oldu. Bu ısrarlı duruşumuzdan sonra sağ olsun Maliye Bakanımız bize söz vermişti. 2016 sonunda 2017'ye girdiğimizde her şey tıkırında ödenecek diye sürekli televizyon kanallarından da bize birlik olarak da söylediği ifadelerdi bunlar. Ve ne oldu? 2017'ye girdiğimiz günden beri süt parasının hiçbir gün gününde ödenmediği ortaya çıktı. Ve Aytu Bey, öyle bir duruma geldik, bunu açıklıkla söylüyorum. Şu anda süt kurumunun hayvancıya 35 milyonluk süt borcu. 35 milyon. 35 milyon. Kaçıncı şeyidir bu? Şimdi Aytu Bey, geçen gün sizin işte salı günü programınızda evet. O bir gün ödeme bir yapıldı. Ödeme olmuş. Fakat o ödeme 20'sinde olması lazımdı. Tabii ben 20'sinde olması lazımdı derken Aytu Bey, bugüne kadar 40 yıl var. İmalatçılar var bizim memleketimizde bu sütü işleyen. Bu imalatçılara, bu idareciler sütümüzü, bu hayvancının sütünü teminatsız olarak vermektedir. Yani bir imalatçı 60 ton süt alıyor günde, 15 gün ona süt veriyor. Çünkü 15 günde bir ödüyor imalatçılar. Ve imalatçılardan bu rakamı, 60 ton sütün karşılığını almadan, teminat yatırmadan bizim sütümüzü resmen imalatçılara 40 yıl peşkeş çektiler. Bu neyi doğurdu? İmalatçılar bu sütleri aldı. Günün sonunda büyük meblalar oluştu, milyonlarca liralar. Bu milyonlarca paralar borç ettiklerinde ödeyemedik dedi, battık dedi, yapılandırın dedi. Öyle diye diye bugün hayvancının süt kurumuna, hayvanının yedirdiği, saydığı ve kuruma teslim ettiği sütünü 35 milyonluk bir alacağı süt var. Alacağı var. Bu para kim kullandı? Devlet imalatçılara kredi olarak kullandırdı hayvancının parasını, yani alın terini. Şimdi dönüyorlar, işte hayvancılığa bu kadar teşvik, onu verdik, bunu verdik. Ben soruyorum, yani ben de çocukluktan beri bu hayvancılığın içindeyim. Ben bu söyledikleri rakamları duyduğumda resmen gülüyorum. Şu anda düşünün Aytu Bey, 100 hayvan. Ya bu bir teşvik değil. Bu var olan borcun ödenmesidir aslında, yıllar evet, içinde oluşan yani ben borcun. Zaten 35 milyonu bugün faize kosan, bunların verdikleri teşvikler o paranın hiç yanından geçmez. Şimdi düşünün Aytu Bey, son bu zamlar oldu. Ve biz Maliye Bakanlığı'na da, Tarım Bakanlığı'na da, Başbakanlığı'na da hepsine gittik yönetim olarak. Ve günün sonunda dediler ki, tamam, doğrudur dediğiniz, yani çok büyük mağduriyetler oldu. Ama size bunun üstüne, biz dedik ki, ya biz teşvik istemiyoruz. Bize sütümüzün gerçek fiyatını hesaplayalım. Bugün Rum tarafında bir kilo süt, 2,5 TL inek sütü. Bizim burada 1,20-1,22 civarında dolanmaktadır. Yani kimse zaten hayvancı, iki hayvancı buraya getirseniz, iki hayvancının sütünde kim belli bir fiyatımız yoktu. Öyle argümanlar çıkarttık biz bu memlekette. Üretimi, Aytu Bey, tek istemeyen devlet, ben bizim devletimizi görüyorum. Üretimi gerçekten istemiyorlar. Çünkü
Yani 2 ton süt veren bir üreticiyi büyük üretici adettiler. Ve bir gecede bu 2 ton süt veren üreticiyi 1600 olarak sınırlandırdılar. Ondan sonra da 1600'den tabii 2 ay sonra diğer bakan geldiğinde, şimdiki bakan, o da 1600'ü 1300 olarak sınırlandırdı. Ve kimsenin... 1300 litre. Evet, 1300 litre. 2000'den 1300'e düştü. O aradaki 700 litre. O aradaki 700 işte... Dökülür. Yok, dökülmez. Onu alıyorlar ama ucuzdan. Teşviksiz, bir teşvik tutturdular. Çok tuhaftı. Bir teşvik tutturdular. Teşviği koruk, her şeyi koruk. Çok para verirler ya bize. Veririz. Süt 1.30'u geçmez. Aldığımız rakam. Niçin? Çünkü bir yığın argüman çıkarttılar. Bir yağ oranı çıkarttılar. Yağ oranı biraz yükseldiğinde şu anda öyle bir anomali iş yaptılar Aytu Bey. İnanamam. Aylarına uğraştık. Sütü kalite olarak. Dünya zaten yani dünyayı takip etmek doğrudur. Dünyada bu işler nasıl olur? Ama her konuda takip edeceği. Bunlar işlerine geldiği yönleri takip ederler. Mesela dünyada kaliteye göre sütler ödenmektedir. Süt fiyatları. Hı hı. Oturduk baktık. Dedik ki 3.20 yağ oranından bahsediyorum. 3.20 ile 3.50 arası olan süt miktarı tam fiyat olarak ödenmesi kararına vardı. Ayların Aytu Bey, sütlerimiz hep 3.20'nin altında. %70 hayvancının sütü 3.20'nin altında hep ceza ödemekte değil. Sizin son yaptığımız programda durum buydu. Burada onu ben çok dillendirdiydim televizyon programlarında. Hayvancı hep ceza ödüyordu. Hiç artısı yoktu. Sonunda 3.20, 3.50 tam fiyat dedik. 3.50'nin üstünde de artı bir. 3.20'nin altında da eksi kesilecekti. Şimdi Aytu Bey, ben buradan tabii bir de parantez açayım. Bu memlekete bütün ham maddeler dışarıdan gelmektedir. Ama bizim idarecilerimiz, biz bu ham maddeleri en kalitelimiş gibi tam fiyat ödemek değil. Yani en pahalı şekilde ödemek değil. Yani 1 kilo soya 2,5 TL, biz 2,5'tan ödüyoruz. Ama bu memlekete giren soyanın kaçıncı sınıf ürün olduğunu kontrol etmez bizim idarecilerimiz. Yani o soya kaliteli olacak ki o süt de kaliteli, evet, olsun. Evet, aynen öyle. Onun için, bunu kontrol etmedikleri için bize gelen ham maddelerin kalitesizliğinden, çünkü ben hayvancının içindeyim her gün. Hayvancı dört dörtlük bakıyor hayvanına ama yağ oranını bir türlü yükseltemiyor. Neden? Çünkü kullandığı yem, kullandığı ham maddeler, yemi yükselt derler, yükseldir olmaz. Azalt derler, azaldır olmaz. Bunu go derler, gor olmaz. Neçin olmaz? Çünkü kullandığı maddeler o kalitede olmadığı için, hayvan bir türlü kaliteli yemediği için bir türlü o kaliteli sütü üretmemekte. Ha, şimdi şu anda sanola çıkmaktadır. Yani arpaları yeşil biçip sano yapmaktadır hayvan. Ekstra bir sano yedirmeye başlamıştır hayvancı. Ve sütte bir kalite, hafif bir kaliteleşme oranı olmuştur. Bir anda akşamdan sabaha süt kurumu 3.20 olan alt limiti 3.35, 3.50 olan üst limiti de 3.65 yaptı. Ve bir anda müdürün imzasıyla biz hayvancılara, tüm hayvancılara bu kağıt dağıtıldı. Biliyorsunuz süt kurumu yönetim kurulu olarak yönetilen bir kurumdur. Tabii Tarım Bakanlığı'na bağlı ama yönetim kurulunda yönetildi. Orada bizim de bir temsilcimiz var. Sayın Başkanımız orada süt kurumu yönetim kurulundadır. Onun haberi olmadan, yani bize başkanın söylediği, kendinin haberi olmadan, kendinin de bu olayı hayvancıdan duyduğunu bize söyledi. Ne kadar tezattır ki biz böyle zihniyetlerle... Yönetim kuruluna gitmedi demek ki bu karar. Evet. Müdürün inisiyatifiyle alındı. Yani bu olamaz. Neçin? Yani böyle keyfine bu işler, yani bir gün bunlar politika ister. Bunlar
Mesela düşünün siz Aytun Bey, adam dünyanın yatırımını yaptı. Bir gün sabah kalktı. Ve adama dediler ki sen ufalacaksın. Ya bu kadar yatırım yaptım bana bugüne kadar kimse, yani biz demiyoruz. Hiçbir zaman biz büyümeyi veya yani güçlerin yok olmasını filan, böyle bir zihniyet ki asla bizde Hayvancılar Birliği o şeyinde kesinlikle öyle bir şey yok. Bizde hayvancı gerçekten Aytun Bey, biz mesela yıllar var her programda da söylüyoruz. Merak ediyorum bugün Diyalog TV'de bakanın... Akşam bu, tekrar olacaktır. Bu zaten. Hayvancının tanımıyla ilgili. Aytun Bey, bir hayvancının tanımını bile yapamadık biz. Yani hayvancıyı bile biz ayıramadık. Üreticinin tanımını yapamadık. Zaten hiçbir hayvancı, şey yapamadık. Çiftçinin... Yani yapamadık. Mesela bir devlet arazilerinin gerçek çiftçi ve hayvancılara verilmesini sağlayamadık. İşte Aytun, o tanımı yapmadan onu yapamıyor. Yapamam. Ama işlere gelmez Aytun Bey, çünkü siyasi rant var. Bunlar hep siyasi rantla alakalı bir şeydi. Yani her konumuz, nereye bakarsanız ya, hayvancılık dışında da. Bugün siz düşünün, kurak bir memleket ve suyumuz yok. Yer altında sular kurudu. Nereye gitseniz tüm programlarda söylenen sözler, geçen akşam da salı gecesi Yıldırım'da aynı konularda sitem edilmiştir. Ama bir bakıyorum ben bugün Aytun Bey, ucundan huy izni açılması için izinler verilmektedir. Şu anda ben burada otururken memlekette en az 30-40 tane en az yani huy açılmaktadır şu anda. Sular bitmiş, Türkiye'den su geldi. Denize gidiyorsun. Ya. Her şey bunlar ortadayken biz halen daha bu izni vermekteyiz. Bu izni kim veriliyor? Çünkü orada büyük rant var. Yani bu izni verir, karşılığında oyu talep eder. Yani onun yatırımına başladılar. Yakında seçim varmış. Ona yatırım olsun diye şu anda yani biz çalışan kuyuların iptal edileceğini konuşuyoruz. Kendi aramızda bu dışarı. Normalde sözleşmeye uyulsa evet, Türkiye'den gelen evet, suyla aynen öyle. Farklı bir yapılanma ve, olacak. Ama bu bir taraftan kuyu izni. Çayır çayır kuyu açılmakta bu memlekette. Yani bizim Aytun Bey, bu memlekette önce niyet olması lazım, irade olması lazım. Ben bu iradeyi görmemekteyim ve tamamen öyle sanal alimde bir yapıyla, yani kendi kendimizi şov yaparak halkı, mesela düşün Aytun Bey, biz Hayvancılar Birliği olarak, yani sağ olsun bizi idare edenler, kendi içimizi bile, kendi kendimiz sıcak sütçüyü soğuk sütçüye, soğuk sütçüyü orta ölçekliye, biri birine kırdırmadan başka öyle taktikler yaptılar Aytun Bey. Düşünün siz, bir şimdi 180 TL, bunlar işte onu anlatacaktım. Şimdi dediler ki bu dolardan dolayı hayvancı büyük zarar etti. Ve biz süde zam yapamayız. Hesaplamışlar. Yani onların hesaplarına göre, yani idarecileri, Maliye Bakanlığı falan hesaplattırmışlar kendi bürokratlarına. Ve bir hayvanın 3 aylık bu zamlardan dolayı zararı 180 TL. 3 aylık. Ve bize dediler ki size hayvan başı 180 TL vereceğiz. Süde zam yapmayacağız. 180 TL'yine siz bu 3 ayı geçireceğiz. 3 aydan sonra artık oturacağız. Süde zam yapacağız. Yani bir denge düzenleme yapacağız. Dedik ki olmaz yani, böyle 180 TL vermeyine bu iş olmaz. Yok dediler, işte biz başka bir şey yapamayız. Türkiye'den gelen paketler de varmış bu. Sonra Türkiye bize destek vermez filan. Dedik tamam ya, nasıl yapacak bunu? Dediler ki 70 hayvana 180 TL hayvan başı teşvik vereceğiz. Dedik ya 70 hayvan nasıl olacak? E tamam, 70'i 100 yapalım. Yani kaveci işi. 70'i 100 yapalım. Aytun Bey,
Bugün yüzde yukarı veremeyiz dediler. Hı. 100 ineğe hayvan başı 180 TL. Yani 100 ineğe verecekler 18 milyar Aytube. 3 ay sene. 3 aylık. Tabii 3 aydan sonra bir şey yok. Yani bu bir defaya mahsus verecekler. Ama buradan ben söylüyorum Aytube Bey. Genler hesapladılar. Hayvan başı 180 TL. 3 ayda bir zarar. Ek masraf gördüler. Hı hı. Ve bunu uygun gördüler. Bugün 100 baş ineği, büyük baş sayılan ineği olan bu teşviği alması için 100 baş sayılan ineği olması lazım adamın. 100 baş ineği olan adamın çiftliğinde 350 tane ufak büyük hayvan bulunmaktadır. 350. Yani 250'si ne olacak? 250'si onlar yem yemez. Onlar havayla geçiniyor. Yani mantığa bir bakarsınız Aytube Bey. Yani buradaki mantık teşvik mantığıdır. Bizim teşvik mantığımız işte budur. Yani bu memleket bu hale gelmesi. Yani 300 tane varsa kes 200'ünü. At, ben 100 taneye vereyim sana evet. Demek ister. Küçük başta da aynı. Küçük başta da. 350-400. Adamın 800 hayvanı var. 300 tane, 350 tane hayvana teşvik veriyor. Teşvik işte. Bu teşvik işlerinde vazgeçmemiz lazım artık. Herkes işleyecek, herkes kazanacak, hakkını alacak. Biz buna geçmemiz lazım. Yani bir teşvik, ha dünya teşviğini halleder işlerini tarımda. Teşvik yani bize ait değil. Ama bizim, bize verilenler teşvik değil. Ben size burada bu hesabı yaptım. 18 bin TL verecek 100 hayvana. Geri kalan 250 hayvan. Onlar da aynı yemi yer. Onlar teşvik istemez. Onları nasıl yedirecek? Yani bu 180 TL şeyi yalnız yani işte biz veririk, onu veririk, bunu. Zaten ondandır ki Navlun desteği dediği imalatçılara verdiği 35 milyonu da hayvancıya veririm göstergesiyle bir çizelge çıkarır. Sabahtan herhalde bakan çıkartmıştır burada. İşte bu kadar teşvik verdim, bu kadar. Mesela bakan, şimdi bakana diyoruz. Sayın Bakanım bu süt fiyatlarıyla bu hayvancı bu yani yok olacak. Gerçekten yok olacak ve bunu göreceğiz. Yani şimdi ortalık sizin dediğiniz gibi artık insan her şeyden ümidini kesti. Ve bugün salhanelerde inanılmaz bir katliam var. Bu hayvanlar bazlanır ucundan. İnsanlar vazgeçer. Mesela Sayın Bakan diyor ki ben geldikten sonra iki defa süte zam ettim. Sayın Bakan siz geldiğinizde göreve biz zaten sütlerimizi yollara dökerdik. Siz geldiğinizde göreve biz derelere dökerdik bu sütleri. Sütlerimiz satılmıyordu. Kaos vardı. Ve biz oturup imalatçılarına kendimiz anlaştık ve bu sütü 50 kuruşlara kadar düşürdüydük. Zararına satın. Yani Sayın Bakan beklerdi 50 kuruşa süt verelim. Yani ben anlamadım. Geldikten sonra iki daha zam yaptım dedi. Zam yaptık sütümüz o zaman 1.48 idi. 1 TL'ye sütü anlaştık imalatçılarına verdiydik belli bir dönem. 1.48 idi. E biz şimdi 1.20'lerde çünkü ne oldu? Limiti düşürttüğünde aşağı tüm sütün genellemesine vurduğunda 1.20-1.25'lere yani biz 2 sene evvelki fiyatı da bulamadık. Nedir sizin maliyetiniz? Yani siz yapıyorsunuz haliyle. Bizim yani maliyetimiz maliyet şu anda. 1 litre sütün maliyeti nedir? 1.80. Biz birlik olarak hep tek tek alt alta koyduk. Sütün maliyeti şu anda 1.80. Ve biz yani bu gidişat çok kötü ve bu hayvancı gerçekten yani görünmez. Çünkü hep sermayeden gitmektedir. Yani şimdi hayvancı öyle bir şey. Şimdi bu biraz da bu sene iyi kötü geçen seneye nazaran havalarımız da daha iyi gitti. Şimdi işte biraz çayır filan derken insanlarımız birazcık daha şey yapmaktadır. Tabii onlar da ekstra bir maliyet çıkarmaktadır hayvancıya ama yine idare etmektedir. Sermayeden yemektedir şu anda hayvancı. Ama bir bakıyorum ben hiçbir çalışma yok Aytube Bey. Yani
Çalıştaylar olur bu memlekette, her şey olur. Ama hiçbir şey uygulanmaz. Yani bir an evvel eğer kendimize gelip bir düzenleme ama sektörlerine konuşarak öyle akşamdan sabaha bu işler olacak işler değil. Çünkü bunlar büyük işler, yatırım isteyen işler. İnsan yapıyor dünya kadar yatırım, bir anda geliyorsun sıfırlıyorsun. YouTube mesela bir aylarına var hep iyi söylemiyorlar. İyi edip ediyorlar aslında bu hellim tesciliyle. Bu aralık hiçbir şey açıklama görmüyorum. Çünkü kestiler ümidi. Çünkü gerçi şeyde de sıkıntı var. Rumların işlettiği süreçte de sıkıntı var hellim tesciliyle. Onlarda da var. Avrupa Birliği ile. Evet. Ama bizim hiç alakamız yoktu. Yani uzaktan yakından hellim tesciliyle bir alakamız olmadığını geç olsun, geç oldu ama anladılar ve şimdi vazgeçtiler. Halbuki her gün televizyonlarda bu konuları konuşuyorlar. Yani Aytu Bey, yani bizim bu teşvik konularında filan, yani bu teşvik konusu, bizim teşvik aldığımız. Burada en benim gözümden dinlediğim kadarıyla sizi 1.80'e mal ettiğiniz bir ürünü 1.20'lerden satmak zorunda kalıyorsunuz, evet, şu anda. Aynen öyle. Her bir üretim zarar, evet, oluyor. Evet. Bununla ilgili de devlet herhangi bir zam yapma niyetinde değil. Değil. 180 TL. Tabii buna zam yaparsa bu haliyle tüketiciye de yansır. Onun argüman olarak herhalde kullanır. Çünkü süt temel girdi maddesi. Ama 1.80'den bile 1.20'de alınıyor şimdi süt. Biz 3.75'e alıyoruz. İşte Aytu Bey. İşin yani bunu tezat. Belki konuşmak lazım. Nereye gider bu aradaki bu kadar 3 katı fiyat farkı var? Aytu Bey, siz düşünün, yani bu 3.75'e bu süt gidiyor, 1.20'lere, 1.25'lere bu süt alınıyor. 3.75'e halka satılıyor. Ve biz ne diyoruz? Biz mesela Sayın Bakan diyor ki, çok büyük rakamlar söylüyor yani. Ben daha evvelki programlarında dinledim. 130 milyonun ne bileyim 80-90 milyonlu hayvancılığa veriyorum diyor. Yani öyle rakamlar söylüyor. Biz diyoruz ki bize vermeyin onları. Onları tüketici ucuz kullanabilir, hayvan tüketebilmesi için tüketiciye yansıdın diyoruz. Biz gerçek sütümüzün fiyatını istiyoruz. Şimdi siz orada bir konuya değindiniz. Bunu araştırmalar lazım. Neçin 1.20-1.25 aldığınız süt tüketiciye 3.75'e satılmaktadır? Bugün neçin ben 3. 4. sınıf ham maddeye 1. sınıf fiyat ödemekteyim? Bunu Toprak Ürünleri Kurumu getirmez mi? Hayır. Kim özel sektörler getiriyor. TÜK yapmaz mı bu işi hiç artık? Aytu Bey, aslında biz TÜK'ün kapatılmasına, şeyine karşı yıdık ve öyle olmamız da lazımdı. Ama bizim çiftlik olarak gördüler bu yerleri ve yine idarecilerin beceriksizliklerinden batırıldı. Şu anda TÜK bir arpa getirmektedir. Tek bir arpayı getirmektedir. Arpayı da getirir. Mesela küçük başa 15 kilo arpa verecek. Mesela öyle hibeler vermektedir. Gülünç. Bir küçük baş bir hayvana 15 kilo arpa, hibe arpa verecek. Başladı versin, ondan sonra arpa bitti. Üçte bir hayvancı aldı, üçte ikisi kaldı. Şimdi hayvancı diyor ya biz almadık, ne yapacağız falan. Gerçi verecek yani devlet. Yani verecek de ne zaman? Verecek de ne zaman? Yani onu bile yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Dünyada en güvenilir yer devlettir. Şu anda bizim İnsanlar eskiden derdi, alacağın olacağısa devletten olsun. Evet. Bizi öyle bir hale getirdiler, devletten alacağımız olmasın da kimden olursa olsun durumuna geldik artık. Siz düşünün, bizi bu hayvancıyı, yani süt parasını alana kadar her 15 yani neydi bir kereden düzenli ya 5'inde ya 20'sinde bu hayvancı ödensin. Yani 35 milyon alacağı var. Bunu geçtim. Bu zaten, bu 35 milyon artmazsa asla azalmaz.
Yani bu 35 milyonu Aytu Bey bu hayvancı ne zaman alacak bilirsiniz. 35 milyonu eğer hayvancı hepsi birden vazgeçerse hayvancılıktan, rakabadır çiftliklerini, 3-15 daha hayvan süt vermeden ödenecek ve bu 35 milyonu almış olacak. Bu da ne demektir bilir misiniz? Ben hayatım boyunca mesela benim mesela 3-15'te 30 milyar 40 milyar alacağım var. 3-15'te. Bu 40 milyarı ben eğer vazgeçmezsem o işletmeyi kapatmazsam almayacağım. Öyle ne kadar? Sürekli ertelere evet, gidecek. O kadar artmazsa bu zihniyetlerin artacak. Artmazsa hiç almayacak. Yani böyle bir düzen yaratıldı. E şimdi bu yağ oranlarını yükseltmeyine de yine eksiye düştü hayvancı. Her 15 ne bileyim ne kadar bir kesinti gene. Yani hiçbir zaman hayvancı rahat olmasında başka bir şey. Hiçbir zaman hayvancı beşinde girişim olmadı mı yani bu süt oranlar şey yavranların değişmesi sonrası bilgisi yok Sayın Başkan'ın da yani. Aytu Bey bak bu kararı eğer başkan olmadan bunlar toplantı yapıp geçirtilerse bir gecede yaptılar geçirtiler. Şu anda bu uygulama 6-10 gün var olalı ve şu anda son görüştüğümüzde başkanla ilk toplantıda ele alınacağını söyledi. Biz birlik olarak bir yazı yazdık. Ve biz şimdi bu toplantının olmasını bir gecede hayvancının zararına yapılacak iş bir gecede yapıldı. Şimdi toplanacaklar görüşsünler bakalım. Hangi mantığa göre bu limitler yükseltildi? Ki ben dünyada bu işlerin nasıl olduğunu genler de çok iyi bilir. Dünya hiçbir zaman yalnız yağ oranına göre kalite belirlemez. Somatik hücre sayısına göre, kabalığına göre, yağ oranına göre genel olarak bir değerlendirme yapar. Biz de bugün öyle bir durum yarattılar. 3-5 tane imalatçı, bakanlık kendi aralarında tavşana kaç, tazıya dut deme suretiyle bir çark çevirmeye başladılar. Ve bunun arasında hayvancı her zaman mağdur olmakta. Yani bu ortamda şu anda yani çok gitmez. Mesela küçükbaş. Küçükbaş diye bir sektör kalmıyor memlekette. Yani küçükbaş zaten bir de yani ne acıdır ki bir de birlik kuruldu bu küçükbaşçılık birliği. O da bir tezat. O da acayip bir şey. Mesela bu son eylemde yaptığımız eylemde biz mesela küçükbaşa 30 kilo arpa isterken gece saat 1'lerde 2'lerde küçük başçılar geliyor. Biz eylemde dışarıda soğuğun içinde o arka kapıdan gelip yukarı çıkıp 15 kiloyu kabul ediyor. Ve devlete şükran diliyor. Bizim devletine problemimiz yok diyor. Bir bakıyorsun temsil ettiği üye sayısına devede kulak. Ya böyle sektör yani tek becerilen iş Aytu Bey bu memlekette. İnsanları birbirine düşürme, sektörleri birbirine kırdırma, insanları birbirine düşürme ki genler istedikleri düzeni yönetebilsinler. Yani ben sürekli söylerim, bu memlekette en güçlü birliklerden, sendikalardan biri memurlardı. Ya bu memlekette onları bile aynı işi yapan, eski girenle yeni giren arasında 2-3 milyar fark koydular. Düşünün, neçin bunu yaptılar? Çünkü güçlüydü onlar. Bunları nasıl bölecek dediler. Böyle onları da maaş üzerinden böldüler. Bizi döndü, şimdi 100 ineğe bu kadar vereceğim. Yüzün üstünde hayvanı olan, yüzün altında hayvanı olan, ama işte buna hep birlikte karşı çıkmak lazım ki tek ses olabilmek. O da çok zor tabii. O çok zor Aytu Bey. Çünkü çok hesaplı. Ben çok hayret ediyorum. Yani idareciler bu memlekette ne yapacağız da verimi artıralım. Mesela verim istemiyor.
bu memlekette üretim hangi sektöre isterseniz bakın Atiye Bey. Bugün Güzelyurt'ta 75-80 bin dönüm narinciye vardı. Şu an dalda 30-35 bin dönüm narinciye. Dünya kadar fabrika vardı. Fabrikaları peşkeş çektiler. Bir sıkma var Güzelyurt'ta. Bu sene o da çalışmıyor. 8-10 günde bir kamyon mal sıkıyor. Yani öyle bir baktığımda ben bu memlekette neyin üretimi olur? Hangi üretime bir destek olur diye hayreder. Birliklere bakıyorsun. Güzelyurt'ta bunu daha evvelden becerdilerdi yani. 3 tane narinciyeciler birliği. 3 tane. Hiçbirinin de sesi çıkmaz. Bu sene Aytu Bey, birilerinin üzüntüsü, birilerinin sevinmesi. Mesela Türkiye'deki insanlar bu sene en kötü yıllarını yaşadılar. Orada çok soğuklar oldu. Oradaki ürünler yok oldu. Orada ürünler yok olduğunda bizde de asperkader bu sene don olmadı. Bizim portakalımız para etti. Ve şu anda Cyprex portakal almadı. Bu sene tüccar hepsini satıldı almış. Satıldı çünkü. Satılmış. Şimdi satıldı. Biz de almaz. Cyprex'in alması lazımdı. Yaşamını sürdürebilmesi için. Çünkü orada çalışanlar var. Orada bir müşteri potansiyeli vardı. Tabii o tekerleğe de dönmesi tabii, lazım. Ona göre mal almanız lazımdı. Şu anda hiç böyle bir şey yapmadı. Birlikler de onay vermiş. O galam fabrikayı da versinler. Söylenen bu. Birlikler onay vermiş. Yani Ali Alioğlu bir birliğin başkanıdır. O diyor biz karşıyız diyor ama o da gereken sesi bana göre bir an evvel çıkartması lazım. Kamuoyunu bilgilendirmesi lazım. Çünkü o da gittikten sonra seneye kimse garanti vermiyor ki doğru diğer olacak. Memleketlerde afet olacak da bizde gene olmayacak. Bunun garantisi yoktur. Ve bunlar inciye seneye dalında kalacak. Bu gidişatına, bu Cyprex'i de verdikleri anda, çünkü zaten 5-6 tane fabrika vardı. Hepsi verildi. Bir tek sıkma bölümü, bir de ufak bölüm kaldı Cyprex'e. Bu bizim SİBOB'umuz olması lazımdı. Ama birliklerimiz sağ olsun, buna da ses çıkartmıyorlar. Bu da elden gidecek. Yani bizim geldiğimiz, üretime verdiğimiz değer işte günübirlik, akşamdan sabaha. Yani günübirlik yapılan işlerdir. Bu işler düzelir mi? Gerçekten yani her türlü mücadeleyi vermek lazım. Ama önce bu birliklere ait üyeler, önce genler sahip çıkacaklar yaptıkları işlere. Bunu da herkes bilecek. Çünkü ben buradan esas suçlu bizi üreticilerdir. Çünkü tek üreticiler bizi evet. Zaten alıştırdılar Aytu Bey. Yani bu memleketin en şey bireysel çıkarlar, genel çıkarları geçtiği için herkes bireysel ona bu izni verdi, onun çocuğunu işe aldı, onun çocuğu onda işte böyle düşünceler var diye. Geldiğimiz noktada üretim denen bir şey bu ülkede kalmayacak. Yani zaten şu an işte ürettikçe zarar eden bir yapı var. Tabii işte böyle programlara katılarak bir kamuoyu oluşturma gayretiniz var anladığım evet. Kadarıyla. Ama bu konularda adım atılmazsa da belli ki süreç, belli bir süre sonra üretimin herhalde birkaç elde birleşeceği, tekel kalacağı bir noktaya evet. Gidiyor. Ne acıdır Aytu Bey? Eyleme ki gittiydik son eylemde, bir gecede, o saata şu anki bakanın açıklaması, mecliste bakan açıkladığında biz eyleme gittiydik. Ve bizim haberimiz yoktu. Neydi yaptığı açıklama? Sütün serbest kalması. Bak, bu söylediğiniz olayla tam birebir eşleşen bir şeydi. Zihniyet çıkıyor bakan diyor ki ben büyükleri desteklemedim, limiti aşağı çektim. O gün hiç unutmam bunu kendisine eylem günü de söyledim. Mesela 2 ton vereni 1300'e çekti. Onu ne yaptı? Onu
küçülttü hesapta ama büyük zararlara soktu. Onu yani terbiye etti. Büyük üreticiyi terbiye etti. Küçük üreticiyi ve orta üreticiyi destekleyeceğim dedi. Ne oldu bilin Aytu Bey? Ertesi günü hafta 7 gün 7 günün 4 günü sıcak süt testide süt veren koyun keçi sütlerini toplamadı. 7 günün 3 günü 4 günü o insanların sütlerini toplamadı. Küçük ölçekli işletme hangileriydi? İşte onlardı. Yani bak orada büyüğü desteklemiyorum dedi. Küçüğü destekleyeceğim. Küçüğün de sütünü almadı. Onları tekmil mahvetti. Zihniyet bu. Ve o gün meclisten Sayın Bakanımız dedi ki sütü serbest bakıyorum. Ve eylemde en büyük yani diyebileceğim sana tek başarılmadı. Çünkü ortadan kalkmadı. Bir tek Serdar Bey'in orada maliyede dışarıya çıkıp ortadan kalkmayacağını bu olayın ama askıya alacağını ve birliğin rızası olmadan tekrar yürürlüğe girmeyeceği konusunda orada basının önünde bir sözü var. Bana sorarsanız siz bu söze güveniyor musunuz? Asla güvenmiyorum ben. Ve ben yarın sabahtan bu sütün serbest kalmayacağı garantisi yoktu. Ve sizin demin dediğiniz gibi bu süt serbest bırakıldığı andan itibaren bu iş 5 kişinin eline toplanacaktır. Geri kalan tüm üreticiler kapatmak mecburiyetinde kalacaktır. Ha bu 5 üreticide kaldıktan sonra zaten et dairelerinde şu anda olduğu gibi çünkü yani dünyada süt serbesttir. Tamam dünyada süt serbesttir ama dünyada sütün yanında serbest kalması yanında daha birçok olay vardı. Onları da yapacaksınız. O zaman sütü serbest bırakacaksınız. Ondan sonra sizin de bu ülke kaldırıyor mu sütün serbest kalması? İş verecek misiniz siz bana? Evladıma. Ki köylerde bugün köylerde. En büyük sorun. Bugün geçen işsizlik. Akşam Yıldırım'a gittim. Evet. Orada adamlara sorduk. Siz sordunuz insanlar ne dedi? 2 konu bir çiftçilik, bir hayvancılık. Evet. Başka bir şeyden geçinmiyorlar. Hayvancının durumu belli. Çiftçiye şimdi bakanlık bir şey açıkladı. O gece Sayın Başkan açıkladı konuyu. Ama bunun da dillendirilmesi gerekir. Sayın Bakan açıkladı, dönüme 50 TL teşvik verecek. Biçip kaba ot olarak bal yağı yapanlara dönüme 50 TL bir para verecekmiş. Ben bunu duyduğumda dedim ki fena değil 50 TL, fena değil. Yani bunlar vatandaşlarımız da yanlış anlamasın. Dünyada olan işlerdir. Tarımda hayvancılık dediğin sektörler, bak biz teşvik istemiyoruz değil. Çünkü bize teşvik vermiyorlar zaten. Bize zaten ürettiğimiz ürünün parasını alamıyoruz. Her gün onun kavgasını ederek. Kendimi bildim bileli bu süt parasıyla uğraşmaktan usandık artık biz. Yani bir günden bir güne sorunsuz bir şey alışveriş ya, yok. Bir ödenme yok. Ve bu 50 TL dedim ki ya iyi kötü insanlar Sano'ya dönecek. Daneden uzaklaşacak. Bir de ne bakayım Aytu Bey. Şimdi siz düşünün. 50 TL diye Sano'ya destek açıkladı bakan. Herhalde bugünkü programda da bunu söyledi. 50 TL. Ama bu 50 TL'nin 32 TL'si Aytu Bey zaten dönüme verilen teşviğiydi. 32 TL'si. Yani vardı o zaten. Vardı zaten. 18 TL'dir ekstra. Onu zaten insanlara ödemek mecburiyetindedir. Yani bunlar böyle yani bu teşvik 32 TL senede 2 defa ödenir. O, yani 2'ye bölünüp ödenen 32 TL'lik bir teşvik vardı. Bunun üstüne 18 TL oldu. Ve bu iş fiyasko olacak. Ama hayvan, çiftçi ne duydu bilirsiniz. 50 TL duyduğunda bunu böyle açıklamadığı için
Yani 32 artı 18. Yani çünkü 32 biçen de alacak, biçmeyen de alacak. 32 zaten alınacak olan, devletin ödemesi gereken doğrudan gelir desteğiydi. Bunun üstüne 18 TL koydum. Teşvik. Bu şekilde ben bu sanoların, bu hammadde, çünkü biz bütün olan biten paramızı yurt dışına veririk. Olan biten hammadde yurt İthal dışına geleyim. Onları. Bu sene balyayı da hep yurt dışından aldık ve balya gelmeye devam eder. Buna doğru dürüst bir teşvik verirse, yani öyle 18 TL ile yapılacak işler değil bu mazot fiyatlarıyla. Kırmızı mazota geçeceğiz. Çiftçiye, hayvancıya akaryakıt vereceğiz. Şeysiz, vergisiz. Bunlar hep hayal, bunlar hep aldatmaca. Her seçim dönemi getirirler bir deftercik dağıtırlar. Hayvancıya bunu vereceğiz. Renkli mazota geçeceğiz. Onu yapacak, bunu yapacak. Ondan sonra gelir, o gün oturur, bakan olur. Oturan hep aynı senaryo. Yani öyle bir şey Aytu Bey, sanki bu bakanlıklarda bir şey var, bir kitap var, bir film yazıldı, bir senaryo çizildi. Gelen oturur koltuğa alır o senaryoyu, aynen o senaryoyu devam ettir. Gelir mesela konuşurken her tarafta hata var. Ne der? İşte çok kötüdür filan, çalışmalarımız devam eder. Yapacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız. Çok güzel. Yani her şey yapılacak. Bir bakan oturur koltuğa, iki ay süre verir. Ya. Verin gene iki ay. Olur, dört ay ister. Dört ay, altı ay, bir sene. Ondan sonra gider hükümette. Yetmedi benim ömrüm. Bu ömür hiçbir yetmez. Yetmez. Ben bugüne kadar hiçbir bakanın ömrünün yettiğini görmedim. Tam başlığa yorduk, görevden alındık filan evet, olur. Yetmiyor. Evet. Yani hiçbir türlü peki. Bu görevler yetmez. Nasıl düzelecek? Nasıl edecek? Ya diyoruz hayvancının tanımını yapın ya bizi en azından bak diyorlar işte diğer sektörler kabul etmez filan. Bunu da söylüyorlar. Ya biz kabul ediyoruz. Hayvancıyı ayırın ya. Memurdan ayırın. Ayırın bizi ya. Ki hepsinin şey. Söylemesi lazım bunu. Doğrusu da bu. Doğrusu bu yani doğru bir tanedir Aytu Bey. Ama biz demiyoruz. Biz diyoruz hayvancının tanımını yapalım. Gerçek hayvancı çıksın meydana. Teşvikler onun üzerinden verilsin. Yapamıyoruz Aytu Bey. Yani bizim yapabileceği öyle bir hale getirdiler. Gerçekten yani öyle yapan, eylem yapan olmaz. Hı hı. Onu yapan. Şimdi düşünün Aytu Bey şeye gittik. Aylarına sütlerimizi derelere döktük. Sonunda dedik ya bu sütleri haçana bir dökecek dereler. Bu sütleri almakla yükümlü olan bir süt kurumu var. Anlaştık kendi aramızda, Lurijinal arkadaşlarına, Güzel Yurt'taki arkadaşlarına. Aldık sütlerimizi, geldik süt kurumuna. Dedik ki bu sütlerin sahibi, o gün bir açıklamam da oldu. Yani bu sütlerin sahibi, yani alması gereken yer burasıdır. Getirdik dedik ki, getirdik sütleri verelim size. Yığdılar önümüze bir yığın polis. Almazlar sütleri. Biz de o getirdiğimiz sütleri döktük süt kurumunun üstüne, önüne. Bir sene geçti üstünden. Dün polis geldi. Güneşköy'den 5 kişi. Lurijina'dan da 4 kişi de Lurijina'dan. Hepsimize dava açtı devlet. Kaç ay geçti aradan? Bir yıl. Tam bir yıl. Yarın itibariyle bir yıl. Şimdi geldi yani. Dün geldi. Yarın mahkememiz var sabahtan. Yani bu süt döktü. Nemiş pislik yapmışız etrafa. Falan. Ya biz sütlerimizi oraya getirdik, teslim edelim. Alasınız. Almadınız. Bize polisine karşılık verdiniz. Biz de getirdik sütlerini. Nasıl alacağız? Zaten dereler süt doluydu o devre. Yani her gün dökerdik. Kimsenin kulağı sızlamaz. Biz getirdik sütlerimizi verelim. Sonra bize bir yıl sonra dün geldi yani. Yarın da mahkememiz var. Yani geç de geldi. Yani bir gün daha dayansalardı mahkeme günü olacaktı. Kağıtlar gelemeyeceydi. Ama bu 8 kişiye dava okundu. Yarın mahkememiz var. Merak ederim. Yani hakim ne ceza keseceğini bize. Gerçekten ben de merak öyle ederim. Öyle bir günde bitmez o işler zaten. 3-5 ayda oyuna uğraşacaksınız. Allah kerim. Geçmiş olsun diyelim şimdiden. Nokta almamız lazım artık programı. Verilen mesaj açık. Üretimin korunması
yeni politikalar üretilmesi şart. Yoksa başka türlü ama kötüye bir gidiş var. Yapacaklar mı Aytu Bey? Zor. Yani inanç olarak gerçekten çok zor. Yani irade olmadıktan sonra, yani bir irade olması lazım evvela. O iradeyi ben bu idare edenlerde görmediğim için umutlu değilim. Yok. Ama umarım der ki bir şey olur da, yani bakan ansızın değişebilirler. O günü bekleriz yani. Belki değişip de bu reform dedikleri, çünkü bunlar reformu da farklı algılarlar. Reformu çok farklı, yok etme. Bunların reformu yok etmeyle eşdeğer. Yani bunlar reformda ne anlama geldiğini çok iyi bilmediklerinden dolayı. Size de çok teşekkür ederim. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Yine zaman zaman sağ olun. Birlikte oluruz. Hedefimiz hep aynı, daha iyi bir yaşamı yakalayabilmek. Efendim Cemal Darbaz'la birlikteydik. Hayvancılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve üretimin, özellikle hayvancıların genelde de üretimin sıkıntılarını biraz bir kez daha bu stüdyolardan aktarmış olduk. Umarım bunların aşılması noktasında yeni politikalar üretilebilir diyelim ve bugünü noktalayalım. Yarın yine saat 14 itibariyle birlikte olacağız ve gündemdeki konularımızı tartışıp konuşmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi günler.